Zafer Arapkirli 30 Temmuz 2021 Cumhuriyet Niye sondan başlıyoruz? Her sorunda yaptığımız gibi bu olayda da yine yanlış iliklenmiş son düğmeyi suçlayarak ve koparmaya çalışarak sorunu çözebileceğimizi sanıyoruz. Oysa ki sondan başlayarak suçlu aramanın ve o suçlu düğmeyi koparmanın düğmeye de gömleğe de zerre kadar bir faydası olmaz. Mahut kaçak göçmen sığınmacı mülteci adını ne koyarsanız koyun sorunundan söz ediyorum. Gelin birbirimizi yemeden tabii ki o perişan. Evet perişan siz hepsini ticarethane kurmuş milyonlar kazanan Range Rover'larla gezen minik bir azınlık göçmen nüfustan mı sayıyorsunuz? İnsanları da yemeden soğukkanlılıkla değerlendirip sorunun nereden kaynaklandığını ve çözümün ne olması gerektiğini masaya yatırıp öyle tartışalım. Sonra da gerekirse yeriz birbirimizi. Bir kere ortada kolektif bir hata olduğunu kabullenelim. Toplumsal meselelerin olumsuz etkileri de aynı bir takım oyununda olduğu gibi oyunun ve organizasyonun tüm bileşenlerinin yaptıkları tek tek hataların bileşimiyle galibiyet ya da yenilgi ve hatta hezimet gelir. Gol üstüne gol yersiniz. Suriyeliler meselesinin kaynağı ne? Tabii ki o ülkede emperyalist güçlerin doğrudan ve bölge ülkelerini mesela Türkiye'yi işin içine sokarak utanmazca müdahalesi değil mi? orada kanlı bir iç savaş çıkarıp her geçen gün hatta dakika o yangının üzerine benzin dökerseniz bu ülkede yaşayan zaten mutsuz ve umutsuz insanların göçüne zemin hazırlarsınız bunun üzerine bir de Türkiye'yi yönetenlerin iki büyük hatasını da ekleyin bir Oradan Esad hükümeti muhalifi cihatçı düzensiz askeri unsurları eğitmek ve Esad'a karşı kullanmak üzere sorumsuzca kendi sınırlarımızı yol geçen hanına dönüştürüp binlerce kişilik kafileler halinde istedikleri gibi geçmelerine izin vermek 2. Bu göç dalgasının sivil halkı da içerecek şekilde milyonlara ulaşmasına da göz yumak. Bunu yaparken de e ne yapsın zavallılar Esad zulmünden kaçıyorlar. Biz de öyle Ali cenap bir devlet ve milletiz ki yapılacak tek şey kollarımızı açıp onları alıp baş tacı etmektir demek. Bu kadar denetimsiz bir göç akınını başlattıktan sonra artık hiçbir çare kalmamıştır sorunun çözümü için. Hani hep soruyoruz ya, Asker polis bunların büyük kentlere kadar gelip bunca denetimsiz dolaşmalarına neden göz yumuyor diye. Zaten sınırı geçiren de aynı ülkenin bu iktidarın askeri polisi değil mi? Nasıl ve neden soracak? Sorumsuzluğun ve ihanetin menşei bu tavır değil mi? Evet ihanet diyorum. Daha ağırını yazamayacağım için. Çünkü bu bir milli güvenlik suçu, bir ağır ihanettir. Kolektif hatalar dedik ya, şimdi işin orasına gelelim. Bunca insan kentlerimize, kasabalarımıza denetimsiz biçimde geldiklerinde ilk işleri ne olmuştur? Doğal olarak barınacak bir çatı altı, bir dam altı, ev, apartman dairesi, gece kondu vesaire bulmak. Sen ben bu ülkenin vatandaşı bir ev bulabilmek için bin bir türlü sınavdan, emlakçıdan başlayarak ev sahiplerine kadar sorgudan denetimden geçerken bu insanlara 5-6 milyon diyorum. Bunca evi nasıl sattı ya da kiraladı? Cevabı hepimiz biliyoruz. Ben parama bakarım abi. İkinci olarak ne yapar insan? Bir iş arar. Peki iş ararken hiçbir referans ya da geri plan araştırması yapmadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının 10 liraya yapacağı işi misal 3 liraya yaptıran her sektörde ve her seviyede her çapta iş yerinin sahipleri bu insanlara yerleşik duruma geçebilmeleri için aradaki o misal 7 liralık açgözlülük uğruna en önemli hayat öpücüğünü sağlamış olmadılar mı? Parası olanlar da büyük kentlerimizin her bir köşesinde, üstelik kendi dillerinde tabelalarını asıp aslanlar gibi kendi ticaret hanelerini açmadılar mı? Yerel yönetimler de bunlara gereken izni sağladı mı, sağlamadı mı? Bunları yapabilen insanlar neden geri dönsün ki? Sonrası, sonrası büyük bir geçmiş olsundur. Kimse kusura bakmasın. Hani yukarıda dedim ya, takım oyununda tek tek her mevkide yapılan hatalar hizmeti getirir. Şimdi biz yukarıda anlattığım kolektif suçları işleyen ev sahibi, emlak sahibi, işveren tayfası da dahil olmak üzere ne yapıyoruz? Efendim orada burada olay çıkarıyorlarmış da biz çok kendi halinde mazbut bir milletizdir zaten. Aslında Finya'da Norveç kökenliyiz de Türk zannediyorlar bizi. Kentlerimizi kirletiyorlarmış da her yere çöplerini atıyorlarmış da caddelerimiz, piknik yerlerimiz bal dök yala misalidir. Kadına kıza sarkıyorlarmış da Asla görülmemiştir bizim ülkenin erkeğinin böyle huyları. Kendi ülkelerinde savaş varken burada denize giriyorlarmış. Eğlenceler tertip ediyorlarmış. Senin Almancın, senin İngiltere'ye, Hollanda'ya, Fransa'ya kaçak giden mülteci akrabaların, komşuların, dostların hafta sonlarında gelip burada faşizme ve ak zulme karşı demokrasi mücadelesine omuz veriyorlar, değil mi? Geçiniz hanımlar beyler. Sonuçla ve o son düğmeyle uğraşmayı bırakın. Bolu Belediye Başkanı'nın aldığı ırkçı, ayrımcı, insan haklarına taban tabana zıt önlemleri, suyu, elektriği ve benzerini daha pahalıya satmak ve bu tür ortaçağ kafasına ait çıkışları saymıyorum bile.'' yapılacak tek şey vardır sorunun müsebbibi olan bu iktidarı bir an önce değiştirip yanlışı doğruya dönüştürme sürecini bir an önce başlatmak yani önce iktidarın 20 yıllık milyonlarca yanlışı vebali ve suçlarını sandıkta ağır biçimde cezalandırıp yeni gelecek olan yönetime de bu anlamda görevler yüklemek ve bu görevlerin takipçisi olmak Kaçak sığınmacı sorunu gerçekten de ağır bir milli güvenlik sorunu haline gelmiş ve ülkeyi için için kemirmektedir. Birbirimizle ve bu mağdur insanlarla kavga ederek çözemeyiz bunu. İktidar değişikliği hemen